yapılan klinik araştırmalar, hangi üniversitede, nerede, ne zaman, kimler araştırıyor? 10 binden fazla dergi ve binlerce kitap var bende. Bu kitapların hepsi Almanca, Türkçe yok. Diyeceksiniz ki neden Almanca? Çünkü biz bu konuda 200 yıl geride kaldık. 200 yıl geride kaldık. Tıp da dünyanın bir numarası biz Türklerdik. İbn Sina 1500'lü 1600'lü yıllara kadar, fakat sonra biz uyuduk. Bizden tıbbı, ilmi alan Avrupalı işi ilerletti, geliştirdi. Şimdi biz mirasımızı geri alıyoruz. Bizden aldıkları reçeteleri geri alıyoruz. Biraz geliştirilmiş olarak. Yani bu şuna benzer. Almanlar, biz at arabasını icat ettik. Almanlar Mercedes'i icat etti. Yani geliştirdi bizden aldıkları buluşu. Biz onlardan aldık ve daha da geliştirdik. Mesela Ladengülü Forte. Almanlar bunu damlasını, derecesini, hapını yapıyor. Fakat sadece Laden ekstraktiyle yapıyorlar. Ben bunu daha da geliştirdim. Almanların yaptığından da daha üstünü yaptım. Bu nedenle bizim yapmış olduğumuz ürün Laden değil, Laden Forte. Laden Forte. Yani Avrupa ve Amerikalıların yaptığından daha üstünü yaptık. Hamdolsun. Bunu başardık. Yani Avrupa'dan ve Amerika'dan daha ilerideyiz. Hocam bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Ben Mustafa hocam, İbrahim hocama bir şey sormak istiyordu. Tabii ki. Buyurun. Ben dün de aramıştım kendisini. Ben duygu bozukluğu yaşıyorum. Anlamadım. Duygu bozukluğu. Duygu bozukluğu. Evet. Bebeğim oldu. Sinirsel tedavi görüyorum. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi ben yardım istiyorum. İlaçlardan kurtulmak, bebeğimi emzirmek istiyorum. Şimdi bu Laden, Lavanta Forte. Bunun birleşiminde kılıç otu var, oğul otu var, 19 çeşit bitki ekstraktı var. Ginkgo, alıç, üzerlik, at kuyruğu, karabuğday vesaire. Bunun birleşimindeki 1001 delilik otu denen bir bitki var. 1001 delilik otunun birleşiminde hipeforin denen etken bir madde var. Hipeforin beyindeki serotonin hormonunun salgılanmasını doğal olarak artırır. Hiçbir yan etkisi yok. Serotonin hormonunu alırsanız ne olur? Stres, gerilim, gerginlik, karaciğere zarar verir, pankreasa zarar verir. Kimyasal olarak alırsanız. Fakat doğal olarak beyniniz zaten serotonin salgılıyor. Bizim yapmış olduğumuz iş nedir? Beynin görevini yapmasını sağlıyoruz. Neyle? Lavanta Forte ile. Bunu kullandığı zaman kişinin beynindeki serotonin hormonu oranı yükselir. Kişi de mutlu, neşeli olur, umutlu olur. Kafasındaki bütün negatif düşünceleri siler. Beyni temizler, aratır. Pozitif düşünce. Lavanta Forte'nin birleşimindeki bu bitkinin bir başka özelliği ise konsantrasyonu artırır. Yani kişi istediği konuya konsantre olabilir. Hocam, bu nedenle çocuklarda da, okula giden çocuklarda da dikkat dağınıklığı var. Dikkat dağınıklığı. Ona da dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliğine karşı ilkokuldan üniversiteye kadar her çağda, her yaşta insan bunu kullanırsa kullanabiliyor değil mi hocam? Tabii. Hiçbir yaş sınırı. Herhangi bir sınava girmeden önce kullanırsa o sınavda %100 başarı elde eder. %100 başarı sağlar. Evet. Yani bildiğini, ya bilmediğini değil. Bildiğini kalemi kağıda dökebilir. Bildiğini. Şaşırmaz, telaşa kapılmaz, gerilmez. Rahat, relax olur. Evet. Evet hocam. Şu şeyde kalmıştık. Safra taşı. İngiliz tuzu mu? Neydi o? İngiliz tuzu. Safra kesesinde oluşan taş. Neden oluşur? Safra kesesinde karaciğerdeki kolesterol oranı yükselir. Kolesterol tuzu azalırsa safra kesesinde taş oluşur. Bu safra kesesinde oluşan taşın %80'i kolesterol taşıdır. %20'si pigment taşıdır. Kolesterol taşları genellikle yeşildir, yumuşaktır, jelibon gibi. Kişi bunu kullandığı zaman 2 çorba kaşığı 1 bardak suyla karıştırıp içiyor. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içtiği zaman safra kesesine ne kadar taş, çamur varsa atar. Bir defa kullandığında
taştan, çamurdan kurtulma şansı %50. 15 defa kullandığında safra taşı ve safra çamurdan kurtulma şansı %99. %1 kurtulmayabilir. Çok nadir. 100 kişide bir kişi olmayabilir. Olabilir o zaman hocam. Ameliyata yine gerek yok. Ankara, Ayaş, Kaplıcaları çok yoğun oranda magnezyum sulfat heptadiyen içerir. Yani bu İngiliz tuzunun da maddesi nedir? Magnezyum sulfat heptadiyen. Bu 7 tür İngiliz tuzu var. Tıpta kullanılanı, 6'sı da kullanılmaz. 6'sı kimyada kullanılır. Hı hı. Bu bizim kullanmış olduğumuz tıpta kullanılan magnezyum sulfat heptadiyen. Yani magnezyum sulfata 7 tane su molekülü bağlı. Heptadiyen. Bu nedenle magnezyum sulfat heptadiyen tıbbi maksatla kullanılır. Gıdada vesaire. Diğerleri kullanılmaz. Hı hı. Evet. Keçi boynuzu demiştim biraz önce. Evet. Keçi boynuzu. Evet. Keçi boynuzuna geçmeden önce bizim Brüksel bayimiz Türkiye'ye geldi. Dedi ki iki olay anlatacağım. Buyur dedim. Hocam keçi boynuzu ülkemizde var, yetişiyor ama dışarıda da yetişiyor mu keçi boynuzu? Akdeniz ülkelerinde hemen her yerde yetişir. Akdeniz ülkeleri çok ya, her yerde yetişir. İki olay anlattı bana. Bu beyefendi bizim Avrupa bayimiz. Hı hı. İki olay anlatacağım dedi. Bir gün camiye gitmiş. Caminin hocası demiş ki vaazde bundan sonra bu camide Gökçek Epimedium macunu satılmasını burada yasaklıyorum demiş. Hoca demiş ki hocam ne oluyor? Niye yasaklıyorsun? Ne zararını gördün bunun? Hocam. Sabah namazına bir dakika. Sabah namazına 25-30 kişi geliyordu. Şimdi 5 kişi gelmiyor. Artık demiş burada Gökçek Epimedium çıktı çıkalı sabah cemaat gelmiyor. Onun için burada cemaat gelmiyor. Cemaati gelmiyor sabah namazına. Niye gelmiyorlar ama şimdi yani? Macun aldığı için vatandaş ailesiyle yatıyor, kalkamıyor. Kalkamıyor. Kimse namaza gidemiyor. Günde camide 25-30 kişi olurken macun çıktıktan sonra 5 kişi düşmüş cami cemaati sabah namazına. Burada satılmasını istemiyorum, yasak demiş. Evet, tabii. Başka bir olay da. İbrahim hocama bir şey söyleyebilirim. Hocam bu sizin bilgilerinizi gerçekten çok takdir ediyor insanlarımız. Gerçekten bana bunu gerçekten yolda en az dün 15 kişi beni yolda çevirdi. Size şükranlarımı iletmemi söylediler. Çok güzel bilgi veriyor dediler İbrahim Gökçek beyefendi. Bunu lütfen bildiriniz dediler. İnanın ki bu bilgileri başka yerlerde biz göremiyoruz. Programlarda var ama İbrahim Gökçek beyefendi gibi anlatta tane tane her şeyin bir devasını bize anlatıyor. Bunu lütfen iletmemi söylediler. Ben bunu size iletmek istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Yani İbrahim Bey, evet asistanınız olarak eve gidince falan yapıyorum ama siz de bana çok soruyorlar ilaçlardan. Ben de şunu çok kestirme diyorum ki ben yoruldum çok. Yarın televizyonu izleyin, oradan telefonu açın ve İbrahim Bey'le konuşun diyorum. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. İkinci bir olay da anlattı bu bizim Avrupa bayimiz Tuğrul Bey. Brüksel'de Arapların gittiği bir cami var. Faslıların. Orada faslı çok. 1 milyona fazla. Hollanda'da, Belçika'da çok faslı var. 65 yaşında bir hacem mi? Tansiyonu, kolesterolü, şekeri var. İlaç kullanamıyor. Uzun yıldır ailesiyle herhangi bir cinsel ilişkide bulunamıyor. Demiş ki ya bu kadar met ediyorsun. Eğer bir faydasını verirsem sana 100 euro fazla vereceğim. Ver bakayım şunu demiş. Almış. Bir gün sonra gelmiş 200 euro fazla vermiş. Demiş ki ne oluyor 100 euro verecektin tamam etkisini gördün iyi güzel de 100 euroyu tamam anladık ama niye 200 euro veriyorsun? Onu da 100 euro da hacannen gönderdi o da çok memnun kaldı demiş. Evet. Alo. Abi. Buyurun efendim. O ilaçlara bağlanmak istemiştim. Kime bağlanmak istediniz? Doktora. İbrahim hocamıza. Buyurun. Buyurun. O ilacı soracaktım ilacı. Hangisini?
Orada tanıtıyor ya. Bir sürü var, bir sürü var. Rahatsızlık nedir? Rahatsızlığınız nedir? Söyleyin. Rahatsızlık, benden şey var. Cinsellikle ilgili, anladım. Anladık. Şimdi evet, bu... Keçi boynuzu forte. Keçi boynuzu, keçi boynuzu? Keçi boynuzu forte. Hayır, hayır, keçi boynuzu, hayır, hayır. Keçi boynuzu, şimdi şu iş için. Keçi boynuzu, varikozul problemi olur. Erkeklerde. Keçi boynuzu kullandık, onun bir faydası yok. O, hayır, o sperm kalitesini artırır. Keçi boynuzu cinsellikle ilgili değil. Sperm, bu cinsellikle ilgili değil. Sperm kalitesini artırır. Varikozu önler. Orşit, epididimit ve testislerdeki iltihapları önler. Bunun fonksiyonu farklı. Bu erkeklerdeki kısırlığa karşı, keçi boynuzu. Sperm kalitesini artırıcı. Bu ayrı. Erkeklerdeki kısırlığa karşı, keçi boynuzu. Bu epimedium forte... Cinsel gücü artırıcı. Bu epimedium forte kapsülü, bu da macunu. Bu iki üründe cinsel gücü artırıcı, Mustafa performans Bey. Artırıcı. Mustafa Efendim? Bey, teşekkür ediyoruz. Telefonunuzu kapatın isterseniz, hocamız cevap verecek hemen. Şimdi tamam, macun veya kapsül, epimedium macunu ve kapsülü ise cinsel performansı artırıcı. Yani keçi boynuzu farklı. O kısırlık problemleri erkeklerde varikozuldan, epimedium orşitten, macun hocam Türkçesini söyleyelim. Epimedium, epimedium macunun Türkçesi hocam? Azgın teke otu. Azgın teke otu. Azgın Çünkü teke otu. Çünkü bir sürü telefon geliyormuş evet, hocam azgın kanala. Teke otu. Azgın teke otu, epimedium macunu. Bu kapsülü, bu macunu. Bu Çin'de yetişen bir bitki. 5000 yıldır Çinliler neden bu kadar tavşan gibi yürüyor? Ülkemizde yok. Yani yok çok mu? Hızlı yürüyor. Türkiye'de de benzer bir bitki var. O da nedir? Çakşır kökü. Çakşır kökü. Bu çakşır kökü. Bizim bu epimedium macunu ve epimedium kapsülün içerisinde 19 çeşit bitki var. Çakşır kökünün ekstrakti, çakır diken ekstrakti, Damiana, Meksika'da yetişen bir bitki. Damiana ekstrakti, keçi boynuzu ekstrakti. 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Sadece 1-2 değil. Yani hepsi içerisinde. Tabii özel bir formülle geliştirilmiştir. Kullandığı zaman kişi görür yavaş yavaş. Mesela erken boşanma veyahut da eşiyle herhangi bir temasta bulunamama gibi psikolojik veya başka sebepten oluşan rahatsızlık. Evet hocam, şeker hastalığına değinelim mi? Değinelim. Ülkemizde çok şeker hastası var. Neden maalesef böyleyiz biz hocam? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Yoruluyor, yağlanıyor. Arıtamadığı toksik madde pankreasta yağlanma sebebi. Pankreasın içerisinde ada hücreleri dediğimiz Langhans-Cell denen hücreler var. Beta hücreleri. Hı. Diğer hücrelerden farklı olarak bu insülin salgılayan hücreler çok narin ve çok hassas. Narin. Bunlar biraz sıkıştığı zaman diğer hücreler tarafından İnsülin salgılayamaz. Hı hı. Hassas hücreler. Pankreas yağlandığı zaman insülin salgılayamazsa ne olur? Şeker hastalığı. Pankreas ortalama günde 1 litre salgılar. Lipaz, amilaz, tripsin. İnsülin sadece %2 oranındadır. Salgılamış olduğu bütün enzimler içerisinde. Çok az miktarda. Evet. Fakat sıkıştığı için beta hücreleri görevini yapamaz. Ne yapmak gerekir? Bununla ilgili... Dünyada en etkili 3-4 bitki vardır. Bir, bu keçi sedefi. Keçi sedefi bildiğimiz yoncaya benzer. Bunun yaprağının birleşiminde... Türkiye'de var mı hocam? Var da bilen yok. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Köylerde bu, yaşayanlar bilir ama değil mi? Anadolu'da yaşayanlar bilir. Kimse bilmez. Bilmez mi? Yani bitkiyi tanırlar ama ne işe yaradığını bilmezler. Keçi sedefi... doğaltedavi.org isimli benim sitede bunun 6-7 tane resmi var. Bu bitki hakkında da geniş monografi var. Alman asıllı iki profesör doktor, Profesör Doktor Reinwein, Profesör Doktor Müller, keçi sedefiyle ilgili yapmış oldukları klinik araştırmada keçi sedefinin birleşimindeki guanidin denen etken maddenin aynı insülin gibi etki yaptığını fakat yan etkisinin olmadığını belgelemişlerdir. Hı hı. Biz ne yaptık? Keçi sedefi forte. Keçi sedefi forte. Şeker hastaları %100 etkili. Buraya bir bakıyoruz. Hastalardan. Mesela bu vatandaş Fahri Süslü Norveç'te.
3 hafta kullanmış. 3 hafta. 3 hafta. Bu vatandaşta ne var? Gösterelim mi hocam diyor raporları? Diyor ki ben Fahri Süslü 3 hafta iksir, aloe vera jel, alıç forte, enginar forte, huş forte, böbrek çayı, böbrek taşı çayı, kolesterol çayı kullandım. 3 hafta içerisinde trigliseridi 349'dan 125'e düşmüş. Trigliseridi. Böbrekteki taş düşmüş. Efendim İbrahim Bey'e saygılar, sonsuz saygılar vesaire diyor. Aynı zamanda şekerinde düşmüş. Belge var, bilgi var. Bir, belge var. Belgemiz var, bilgimiz var efendim. Belge var, bilgi var. Bu da Fadime Hanım Çatalca'da. İsim söylemesek. Ha söyleme tabii soyadını söylemedik çok şükür. Tansiyonu, kolesterolü var, şekeri var. Doktoru o yasak, bu yasak, şu yasak. Kadıncağız ne yesin? Sadece ot mu yesin yani? Ne yesin? Yiyecek bir şey yok, hiçbir şey kalmamış. Efendim? Kocasını mı yesin dedi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Olabilir bazı... Öyle öyle bazı bayanlar, şimdi bakın ailede bir fert, erkek, kadın veya çocuk hastaysa zaten o bütün aile hasta olur. Bütün o hastayla uğraşmak zorunda kalır. Bütün ailenin psikolojisi bozulur. Bu nedenle hastanın mutlaka erken zaman teşhis edilip tedavi edilmesi şart. Bu hanımefendide tansiyon var, kolesterol var. Trigliseridi 527'den 130'a düşmüş. Kaç haftada? 28 günde, 4 haftada. Şekeri düşmüş. Belgeler, bilgiler burada. Buyur soru. Mikrofonu alalım. Şimdi burası sağlık programı. Sizde yaptığınız ürünler, anlattığınız şeyler sağlıkla alakalı. Bizim bir tanıdığımız arkadaşımız var. 3 senelik evliler. Çok doktora gittiler ama vajinismus diye sorunları var. Onlara sizin tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Ha evet, vajinismus. Çok enteresan bir konuya değindiniz. Evet hocam, bana da çok sorular geliyor bu konuyla alakalı. Evet öyle. Vajinismus, benim de böyle bir bayan. Hocam hemen konuya geçelim ama önce bir telefonumuz var, çok beklettik çünkü. Alo. Alo. Hat düştü. Hattımız düştü. Evet. Hocam nereye gittiniz? Ya vajinismusla ilgili ürünler de ona bakıyorum. Evet. Vajinismus. Evet. Böyle bir hanımefendi ailesi evermiş, istemediği bir gençle hastalanmış, psikolojisi bozulmuş. Aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir ilişkide bulunamamışlar. Ayrılmış. 2-3 yıl sonra tekrar evlenmiş. Onunla da bir ilişkiye girememiş. Şimdi başka üçüncü şahıs da evlilik teklif etmiş. Ona demiş ki benim böyle böyle bir hastalığım var. Olmuyor. Ne olacak? Vajinismus hastalığı. Şimdi hayit forte hormon anormalliklerini düzenler. Hormon. Adet öncesi ağrı, sancı, sızıları vesaire yok eder. Bir, kadın otu forte veya buna kara yılan kökü forte de diyebiliriz. Kadın otu, kadın hastalıklarına karşı hormon düzenleyicidir. Artı bütün krampları çözücü. Vajinismus'a karşı sadece vajinismus'a değil. Bu lavanta forte her türlü gerilim stresi atıcı, rahatlatıcı. Hocam, bunları kullandığı zaman o bayan gayet rahat, normal ilişkiye girebilir. Alo. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Ben İbrahim Gökçek Bey ile görüşmek istiyorum. Tabii ki buyurun. Buyurun. İbrahim Gökçek Bey ile. Ha, hanımefendi siz misiniz? Tamam şimdi gördüm sizi. Evet. İyi günler. Buyurun efendim. Ben Almanya'dan arıyorum. Evet. Evet. İbrahim hocamla görüşebilir miyim? Tabii ki tabii ki buyurun. Hocamız sizi dinliyor. İbrahim hocama bir sorum var. Bende kronik uyku rahatsızlığı var. Kronik uyku rahatsızlığı. Evet. Kronik uyku rahatsızlığı. Kronik uyku rahatsızlığına karşı dünyada en etkili 3 bitki var. Bir, çarkıfelek. Çarkıfelek, Mehmet Ali
Erbil'in çarkıfelek değil yalnız. Çarkıfelek çiçeği. Çarkıfelek çiçeğinin yaprağı ve çiçeğinin birleşimindeki etken madde, biz bunun ekstraktını ürettik. Burada bir yerde olacak ya, bulamayacağım şey. Passiflora forte kullandığınız zaman veya kedotu kökünün aynı şekilde kullandığınız zaman çok güzel, rahat rahat uyursunuz. Strese, gerilime rahat kalmaz. Fakat diyelim ki mesela çok yoğun çalışıyorsunuz, yüksek tempoyla geriliyorsunuz. Her tarafınız geriliyor, strese giriyorsunuz. Yatağa yattığınız zaman şöyle sırt üstü 3 defa kamera buraya bakarsak bırak otları buraya bak. Kamera buraya. Kamera ne oluyor? Otları göster, otları göster. Boş ver sen onu. Ürünleri boş ver. Şimdi mesela bir kişi yattı uyamıyor. Gerin, stresli, gerilmiş. Kramp, her tarafı kramp tutmuş. Uyuyamıyor. Ne yapması gerekir? Sırt üstü yattığı zaman 3 defa alt çenem rahat diyecek. 3 defa üst çenem rahat. 3 defa alt dudağım rahat. 3 defa üst dudağım böyle tekrar edecek. Yüzüm rahat, gözüm rahat, kulağım rahat, beynim rahat vesaire. Böyle tekrar ettiği zaman formülü, bu bir meditasyondur. Bunu sürekli tekrar ettiği zaman bir hafta içerisinde vücut alışıyor. Otomatik o organa gelmeden bu kelime bütün organlar tek 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 açılır, kramplar çözülür, rahatlar. Kişi hiçbir ilaç kullanmadan meditasyonla uyuyabilir. Evet hocam, şeker hastalığına değinelim mi? Değinelim. Ülkemizde çok şeker hastası var. Neden maalesef böyleyiz biz hocam? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Yoruluyor, yağlanıyor. Arıtamadığı toksik madde pankreasta yağlanması. Pankreasın içerisinde ada hücreleri dediğimiz Langerhans-Selin denen hücreler var. Beta hücreleri. Hı. Diğer hücrelerden farklı olarak bu insülin salgılayan hücreler çok narin ve çok hassas. Narin. Bunlar biraz sıkıştığı zaman diğer hücreler tarafından insülin salgılayamaz. Hı hı. Hassas hücreler. Pankreas yağlandığı zaman insülin salgılayamazsa ne olur? Şeker hastalığı. Pankreas ortalama günde 1 litre salgılar. Lipaz, amilaz, tripsin. İnsülin sadece %2 oranındadır. Salgılamış olduğu bütün enzimler içerisinde. Çok az miktarda. Evet. Fakat sıkıştığı için beta hücreleri görevini yapamaz. Ne yapmak gerekir? Bununla ilgili dünyada en etkili 3-4 bitki vardır. Bir, bu keçi sedefi. Keçi sedefi bildiğimiz yoncaya benzer. Bunun yaprağının birleşiminde... Türkiye'de var mı hocam? Var da bilen yok. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Köylerde yaşayanlar bilir ama değil mi? Anadolu'da yaşayanlar bilir. Kimse bilmez. Bilmez mi? Yani bitkiyi tanırlar ama ne işe yaradığını bilmezler. Keçi sedefi doğaltedavi.org isimli benim sitede bunun 6-7 tane resmi var. Bu bitki hakkında da geniş monografi var. Alman asıllı iki profesör doktor, Profesör Doktor Reinwein, Profesör Doktor Müller keçi sedefiyle ilgili yapmış oldukları klinik araştırmada keçi sedefinin birleşimindeki guanidin denen etken maddenin aynı insülin gibi etki yaptığını fakat yan etkisinin olmadığını belgelemişlerdir. Hı hı. Biz ne yaptık? Keçi sedefi forte. Keçi sedefi forte. Şeker hastaları %100 etkili. Buraya bir bakıyoruz. Hastalardan mesela bu vatandaş Fahri Süslü Norveç'te 3 hafta kullanmış. 3 hafta. 3 hafta. Bu vatandaşta ne var? Gösterelim mi hocam? Diyor ki ben Fahri Süslü 3 hafta iksir, aloe vera jel, alıç forte, enginar forte, huş forte, böbrek çayı, böbrek taşı çayı, kolesterol çayı kullandım. 3 hafta içerisinde trigliseridi 349'dan 125'e düşmüş. Trigliseridi. Böbrekteki taş düşmüş. Efendim İbrahim Bey'e saygılar, sonsuz saygılar vesaire diyor. Aynı zamanda şekerinde düşmüş. Belge var, bilgi var. Bir. Belgemiz var, bilgimiz var efendim. Belge var, bilgi var. Bu da Fadime Hanım Çatalca'da. İsim söylemesek. Tabii soyadını söylemedik çok şükür. Tansiyonu, kolesterolü var, şekeri var. Doktoru o yasak, bu yasak, şu yasak. Kadıncağız ne yesin? Sadece ot mu yesin yani? Ne yesin? Yiyecek bir şey yok, hiçbir şey kalmamış.
Efendim? Kocasını mı yesin dedi? La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Olabilir bazı... Öyle öyle bazı bayanlar... Şimdi bakın ailede bir fert, erkek, kadın veya çocuk hastaysa zaten o bütün aile hasta olur. Bütün o hastayla uğraşmak zorunda kalır. Bütün ailenin psikolojisi bozulur. Bu nedenle hastanın mutlaka erken zaman teşhis edilip tedavi edilmesi şart. Bu hanımefendide tansiyon var, kolesterol var. Trigliseridi 527'den 130'a düşmüş. Kaç haftada? 28 günde, 4 haftada. Şekeri düşmüş. Belgeler, bilgiler burada. Buyur soru. Mikrofonu alalım. Şimdi burası sağlık programı. Siz de yaptığınız ürünler, anlattığınız şeyler sağlıkla alakalı. Bizim bir tanıdığımız arkadaşımız var. 3 senelik evliler. Çok doktora gittiler ama vajinismus diye sorunları var. Onlara sizin tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Ha evet, vajinismus. Çok enteresan bir konuya değindiniz. Evet hocam, bana da çok sorular geliyor bu konuyla alakalı. Evet öyle. Vajinismus, benim de böyle bir bayan. Hocam hemen konuya geçelim ama önce bir telefonumuz var, çok beklettik çünkü. Alo. Alo. Hat düştü. Hattımız düştü. Evet. Hocam nereye gittiniz? Ya vajinismusla ilgili ürünler de ona bakıyorum. Evet. Vajinismus. Evet. Böyle bir hanımefendi ailesi evermiş, istemediği bir gençle hastalanmış, psikolojisi bozulmuş. Aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir ilişkide bulunamamışlar. Ayrılmış. 2-3 yıl sonra tekrar evlenmiş. Onunla da bir ilişkiye girememiş. Şimdi başka üçüncü şahıs da evlilik teklif etmiş. Ona demiş ki benim böyle böyle bir hastalığım var. Olmuyor. Ne olacak? Vajinismus hastalığı. Şimdi hayit forte hormon anormalliklerini düzenler. Hormon. Adet öncesi ağrı, sancı, sızıları vesaire yok eder. Bir, kadın otu forte veya buna kara yılan kökü forte de diyebiliriz. Kadın otu, kadın hastalıklarına karşı hormon düzenleyicidir. Artı, bütün krampları çözücü vajinismusa karşı, sadece vajinismusa değil. Bu lavanta forte her türlü gerilim stresi atıcı, rahatlatıcı. Hocam. Bunları kullandığı zaman o bayan gayet rahat, normal ilişkiye girebilir. Alo. Alo. Efendim. Buyurun efendim. Ben İbrahim Gökçek Bey ile görüşmek istiyorum. Tabii ki buyurun. Buyurun. İbrahim Gökçek Bey ile. Hanımefendi siz misiniz? Tamam şimdi gördüm sizi. Evet. İyi günler. Buyurun. Buyurun efendim. Ben Almanya'dan arıyorum. Evet. Evet. İbrahim hocamla görüşebilir miyim? Tabii ki tabii ki buyurun, hocamız sizi dinliyor. İbrahim hocama bir sorum var. Bende kronik uyku rahatsızlığı var. Kronik uyku rahatsızlığı. Evet. Kronik uyku rahatsızlığı. Kronik uyku rahatsızlığına karşı dünyada en etkili 3 bitki var. 1 çarkıfelek. Çarkıfelek Mehmet Ali Erbil'in çarkıfeleği değil yalnız. Çarkıfelek çiçeği. Çarkıfelek çiçeğinin yaprağı ve çiçeğinin birleşimindeki etken madde, biz bunun ekstraktını ürettik. Burada bir yerde olacak ya, bulamayacağım şimdi. Passiflora forte kullandığınız zaman veya kedotu kökünün aynı şekilde kullandığınız zaman çok güzel, rahat rahat uyursunuz. Strese, gerilime rahat kalmaz. Fakat diyelim ki mesela çok yoğun çalışıyorsunuz, yüksek tempoyla geriliyorsunuz. Her tarafınız geriliyor, strese giriyorsunuz. Yatağa yattığınız zaman şöyle sırt üstü 3 defa kamera buraya bakarsa bırak otları buraya bak. Kamera buraya. Kamera ne oluyor? Otları göster. Otları göster. Boş ver sen onu. Ürünleri boş ver. Şimdi mesela bir kişi yattı uyamıyor. Gerin, stresli, gerilmiş. Kramp her tarafı kramp tutmuş. Uyuyamıyor. Ne yapması gerekir? Sırt üstü yattığı zaman
3 defa alt çenem alt alt çenem alt çene alt çenem rahat alt çenem rahat alt çenem rahat diyecek. 3 defa üst çenem rahat üst çenem 3 defa alt dudağım rahat alt dudağım 3 defa üst dudağım böyle tekrar edecek. Yüzüm rahat gözüm rahat kulağım rahat beynim rahat vesaire vesaire böyle tekrar ettiği zaman formülü bu bir meditasyondur. Bunu sürekli tekrar ettiği zaman bir hafta içerisinde vücut alışıyor. Otomatik o organa gelmeden bu kelime bütün organlar tak 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 açılır, kramplar çözülür, rahatlar kişi hiçbir ilaç kullanmadan meditasyonla uyuyabilir. Evet hocam. Bir başka üründen bahsedelim. Çoban çantası otu. Oh, açıldı. Çoban çantası otu. Çoban çantası. Çiçekleri kuruduktan sonra meyve kesesi çoban çantasına benzediği için çoban çantası denir. Çoban çantası otu ne işe yarar? Hemoroide. Hemoroid. Hemoroid yani bağırsak. Kalın bağırsak, ince bağırsaktaki kanamalara, hatta bayanlardaki yoğun adet nedeniyle rahim kanamalarına ve hatta burun kanamasına karşı etkili. Çoban çantası otuyla ilgili Alman asıllı iki doktor, Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Neumann yapmış oldukları klinik araştırmalarda çoban çantası otunun birleşiminde bulunan polipeptit iç kanamaları önlediğini belgelemişlerdir. Çoban çantası otu forte kullandığı zaman kişi hemoroidden kurtulur. Hemoroidin de devreleri var. Birinci devre, evet. İkinci devre, üçüncü devre. Mesela kişinin... Kansere kadar da ulaşıyor hocam. Çok tehlikeli boyutlara da ulaşıyor. Tabii Allah korusun. Mesela böyle bir vatandaşımız kendinde hemoroid var zannetmiş. Hastaneye gidiyor. Doktorlar muayene ettiğinde kanser olduğunu tespit ediyor. Buyurun. Yani kanser olmadığı sürece tedavisi kolay. Eğer ki kötüyse o zaman tedavi şekli değişir. Bizim tedavi ettiğimiz kan kanseri, lösemi hastaları dahi var. Burada raporlar var. Her şeyin raporu 3 hafta içerisinde 4 ay kemoterapi gören lösemi, kan kanseri olan bayan 63 yaşında her hafta hastaneye gidiyor, kanını yıkatıyor, temizletiyor. Buna rağmen kanındaki pıhtılaşma kat sayısı çok düşük olduğu için bir yeri çizilse kanamadan ölme riskosu vardı. Kanındaki pıhtılaşma kat sayısı o kadar düşmüş ki PLT'si 14.4'e düşmüş. Normal 130'da 400 olması gereken değer. Biz ona ürünleri verdik, kullandı. Hı hı. 4 hafta içerisinde bütün kan değerleri düzeldi. Elimizde burada raporlar var. Reklam arası bulabilirsem gösteririm. İki raporlar, evet. Evet, lösemiden dolayı 3 hafta bizim ürünü kullandı. Kan kanseri, hamdolsun. Evet hocam. Bir başka üründen bahsedelim. Çoban çantası otu. Oh, açıldı. Çoban çantası otu. Çoban çantası. Çiçekleri kuruduktan sonra meyve kesesi çoban çantasına benzediği için çoban çantası denir. Çoban çantası otu ne işe yarar? Hemoroide. Hemoroid. Hemoroid yani bağırsak. Kalın bağırsak, ince bağırsaktaki kanamalara, hatta bayanlardaki yoğun adet nedeniyle rahim kanamalarına ve hatta burun kanamasına karşı etkili. Çoban çantası otuyla ilgili Alman asıllı iki doktor, Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Neumann yapmış oldukları klinik araştırmalarda çoban çantası otunun birleşiminde bulunan polipeptit iç kanamaları önlediğini belgelemişlerdir. Çoban çantası otu forte kullandığı zaman kişi hemoroidden kurtulur. Hemoroidin de devreleri var. Birinci devre, evet. İkinci devre, üçüncü devre. Mesela kişinin... Kansere kadar da ulaşıyor hocam. Çok tehlikeli boyutlara da ulaşıyor. Tabii Allah korusun. Mesela böyle bir vatandaşımız kendinde hemoroid var zannetmiş. Hastaneye gidiyor. Doktorlar muayene ettiğinde kanser olduğunu tespit ediyor. Buyurun. Yani kanser olmadığı sürece tedavisi kolay. Eğer ki kötüyse o zaman tedavi şekli değişir. Bizim tedavi ettiğimiz kan kanseri, lösemi hastaları dahi var. Burada raporlar var. Her şeyin raporu 3 hafta içerisinde 4 ay kemoterapi gören lösemi, kan kanseri olan bayan 63 yaşında her hafta hastaneye gidiyor, kanını yıkatıyor, temizletiyor. Buna rağmen kanındaki pıhtılaşma kat sayısı çok düşük olduğu için bir yeri çizilse kanamadan ölme riskosu vardı. Kanındaki pıhtılaşma kat sayısı o kadar düşmüş ki PLT'si 14.4'e düşmüş. Normal 130'da 400 olması gereken değer. Biz ona ürünleri verdik, kullandı. Hı hı.
4 hafta içerisinde bütün kan değerleri düzeldi. Elimizde burada raporlar var. Reklam arası bulabilirsem gösteririm. İki raporlar, evet. Evet, lösemiden dolayı 3 hafta bizim ürünü kullandı. Kan kanseri, hamdolsun